Evet değerli Spor 80 takipçileri, yepyeni bir basın tribünü programıyla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi sevgili Ümit Kahraman, Hüseyin Danış ve bendeniz Şükrü Tozluklu. Sizlere Osmaniye Sporumuzun geçtiğimiz hafta hepimizi umutlandıran, mutlu eden ve sevindiren Darıca Gençler Birliği karşılaşmasını yorumlayacağız. Maç içerisinde yaşananları da yine burada biz sizlerle paylaşırken sizlerin o kıymetli yorumlarını da beklediğimizi ifade edelim. Birazdan sizleri pazar gününe götüreceğiz ve önemli karşılaşmanın özellikle kalecimizin penaltı kurtarışını ve her iki takımın da kaydettiği golleri sizlerle paylaşacağız. Özellikle ikinci golden sonraki taraftarımızın, oyuncularımızın galibiyet sevinci birçok şeyi özetliyordu. O bölümü de inşallah sizlere biraz uzun olarak yansıtmış olacağız. Evet Hüseyin abi, önce bir selamlama yapalım. Sonrasında da inşallah takipçilerimizle belirlediğimiz gündem dahilinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tabii Darıca Gençler Birliği karşılaşmasını Spor 80 olarak canlı olarak aktardık. Bu da yeni bir deneyim oldu bizler açısından. İnşallah Osmaniye Sporumuzun iç saha maçlarını bundan sonra da yine Spor 80 aracılığıyla takipçilerimize ulaştıracağız. Önümüzdeki süreçte sesle yaşadığımız problemi inşallah yaşamamayı da ümit ediyoruz. Daha sağlıklı, belki birkaç açıyı da sizlere yansıtacak şekilde hazırlıklarımız olacak. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Evet Hüseyin abi, maçtaydınız. Güzel bir karşılaşma oldu Osmaniyespor açısından. Taraftarımız gayet iyiydi. Oyuncularımızın azmi çok güzeldi. Sonuçta hepsinden güzel oldu. Kesinlikle. Öncelikli olarak neler söylersiniz? Tabii geçen haftaki yaptığımız programda yine söylemiştik Osmaniyespor'un dönem maçı olduğunu. Bu müsabakayı mutlaka kazanma parolasıyla çıkması gerektiğini vurgulamıştık. Nitekim dediğimiz de oldu. Osmaniyespor iyi bir hazırlık dönemi geçirip Darıca Gençler Birliği karşısına çıkmış. Aslında müthiş bir baskı ve stres vardı futbolcular üzerinde. Bu ilk yarı çok belliydi. Çünkü rakibin üzerine gitmekte, top çevirmekte oldukça çok büyük sıkıntı yaşattılar. Evet. Genelde uzun toplarla gitmeye çalıştılar. 4-4-2 başladılar. İlk defa çift forvet oynattığını gördüm ben hocanın, Ergün hocanın. Daha önce hep tek forvet, Mustafa Sol'la kurgu yapısı içerisinde olan bir Osmaniyespor FK vardı. Fakat bu müsabakada, Darıca müsabakasında 4-4-2'yi tercih etti Ergün hoca. İşte 4-4-2'de de Melih'le beraber Mustafa Sol'u da forvette gol arayış içerisinde gördük. Fakat yine çok büyük eksiklikler vardı. Uyum problemi vardı. Mustafa Sol'un kafayla düşürdüğü topların hiçbir tanesinde Melih yoktu. Biraz daha gerideydi. Burak biraz daha ofans olması gerekirken biraz daha orta ve sağ kanata doğru yakın oynadı. Yani ilk yarı bocalayan, üzerinde çok büyük stres yaşayan, baskı yaşayan bir Osmaniyespor vardı. Ama ikinci yarı özellikle de oyuna sonradan gelen oyuncuların sağladığı katkıyla müthiş bir mücadele gördük. Her iki takım da ikinci yarı oyuna giren oyuncuları maçın kaderini değiştirdi bir nevi. Tabii kalecimizin Muhammed'in kurtardığı çok güzel bir penaltı vardı. Onu da basın tribünü odasında izlerken, hatta yanında Müslüm falan vardı, Fatih Canlı falan vardı, hep beraber oturuyorduk. Dedim penaltıyı kurtaracak dedim. Hadi ya falan böyle şakalaştık. Vurdu, kurtardı. Allah konuşturdu herhalde. Dedim bu kurtarılan penaltı Osmaniyespor'un dedim önünü açacak. Yani bu kırılma noktası diye düşündük. Tabii oyuna ikinci yarı giren Fatih Çevikoğlu. Fatih Canlı 3 yıl bunu almak için uğraştı fakat bir türlü alamadık diye tabir ettiği çok yetenekli bir futbolcuyu oyuna alan Darıca Gençler Birliği ceza alanı dışarısından çok güzel bir vuruşla 1-0 öne geçirdi. Ben Fatih Çevikoğlu üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü yılların tecrübesi, çok büyük kulüplerde 17 tane kulüpte futbol oynamış bir futbolcu. Çok yetenekli bir futbolcu. Baktığınız zaman şöyle çok bir şey yapacağını düşünmüyorsun. Fakat top ayağındayken müthiş şeyler yaptığını gördük. Bununla alakalı da bizim teknik heyetimiz sanırım Fatih Çevikoğlu ile alakalı bir çalışma yapmamış. Bunu gördük. Normalde teknik heyet ya adam adama oyuna giren, markaj gibi aslında. Tabii oyuna giren veya oyun içerisinde bulunan futbolcuların özellikleri hakkında bilgi edinerek onlara karşı bir savunma önlemi alırlar. Fakat Fatih'in böyle bir önleminin alınmadığını gördük. Golü attı, arkasından iki tane pozisyona girdi. Evet.
Yani iki tane vurduğu pozisyon var. Yine kalecimiz müthişti. Maşallah, Allah'a esirgesin. Daha sonra oyuna tekrar giren Burak. 11 pas saydık. Evet. 11 pastan sonra yaptığı güzel ortada Ethem'in attığı gol. Daha sonra 90+6'da mı 7'de evet. mi artık. Yani hepimiz orada bir an kendimizi kaybettik. Kaçıncı dakika olduğunu bilmiyoruz. Çünkü o golden sonra o kadar güzel bir sevinç yaşadık ki. Benim oturduğum basın tribün odasından yan tarafa geçmişim. Bizim spor il müdürlüğü, şube müdürü Osman müdürle beraber şeyin üzerine çıkmışız. O tentin üzerine çıkmışız. O kadar ki sevinçliyiz. Sizi de yukarıda çekim yaptığınız yerden, özellikle senin Şükrü abi kamerandan o sarsıntıyı görünce ya, bayıldım. Ya sen de kendinden geçmişsin. Yani Osmaniye için, Osmaniye Spor için mutlak kazanılması gereken bir müsabakada zor da olsa zor başararak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu da müthiş derecede bize olumlu yansımaları oldu. Çünkü bizim elimizi genişletti, taraftarın elini genişletti, yönetimin elini genişletti. Osmaniye Spor'a destek verecek kurumların veya sponsorların elini genişletti. Yani çok büyük ihtiyacı olan bir 3 puanı alnının akıyla aldı, almasını bildi. O yüzden tebrik ederiz. Konuşulacak çok şey var. Birazdan konuşacağız. Yaptığımız yayınla alakalı konuşuruz. Yine detaylarla İnşallah. İlgili konuşuruz. İnşallah Ümit abinin de ilk değerlendirmelerini Ama alalım. Burak ve Sefa'nın oyuna girmesi oyunun akışını değiştirdi diyebiliriz. Evet, yani yerinde müdahaleler, Kesinlikle. Doğru tercihler. Bu da Ergin Hoca'nın gerçekten saha kenarından sürekli oyuna müdahalesini biz yakından gördük zaten. Bunların da etkili bir sonuca dönmesi de Osmaniye Spor açısından önemliydi. Evet, Ümit abinin bugün saç imajında bir değişiklik var. Yani bilmiyorum Ümit'in ama. Ümit'in saçlarını zaten diktik de ön tarafını evet, da dikmiş. Bugün biraz hem imaj değişikliğine gitmiş Ümit abi. Bir de pazar günkü o maç anlattım performansından sonra. Ama ona da bayıldım ben, o gol sesini. Evet. Ofsaydı verdik aslında. Evet, tabii. Nasıl bir muamaydı o? Yani Ercan Taner, İlker Yasinler'le büyüdük. Günümüzün artık spor sektörüne. Özellikle 80'ler. Milli maçlardaki o gol sesi bağırtılarını hala hafızamızda. Ama evet. Ümit'i görünce ben daha da şaşırdım. Evet Ümit abi, seni de tebrik ederiz. Tabii zor bir yayın oldu. Şimdi tabii taraftarlarımızla maçı sunuyoruz ama bulunduğumuz ya bir şey nokta biraz... Galip geldik ya. Ne kadar mutlu bir program yapıyoruz tabii, görüyor musunuz? Ya ne kadar güzel bir şey ya. Evet. Yani orada tabii bizim Ümit abiyle biz kafes gibi bir yerdeyiz. Hani bir stadı bilenler bilir. Çekim abi yapılan siz oraya yer. Çıkmanız bile büyük şey ya. Evet. Korkunç bir yer ya. Ben hayatta çıkamam. Benim yüksek evet. korkum var. Yani buna rağmen biz çok olumlu bir elektrik aldık. Sahanın her yönüne hakimdik. Evet Ümit abi, sizin hem bu ilk deneyim oldu. Tabii zaman zaman oluyordu ama bu konuda da neler söylersiniz? Evet Şükrü, yani aslında canlı yayın işi anlık gelişen bir olaydı. Ondan dolayı da kulüp yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yani hem kulüp için çekim yapmış olduk hem de canlı yayını vermiş olduk. Yani büyük bir heyecandı. Tabii Osmaniye Spor'un geldiği noktada çok kötü durumdaydı. Yani öyle bir enerjiye ihtiyacımız vardı ki o da ancak 90+6'da oldu zaten. Bundan önceki süreç, bundan önceki haftaki karşılaşma da biliyorsun 96-7'de gol yemiş ve 3 puanı bırakmıştık. Ama bu sefer şans yüzümüze güldü. Futbol olarak belki futbolu bile unutuyoruz. Yani galip geldiğimiz için çok kritik bir noktada 3 puanı alınca doğal olarak tabii oynadığımız futbolu çok da değerlendirme durumumuz olmuyor. Evet. Ama tabii yine konuşmamız lazım. Aslında ben her zaman şunu savunurum. İyi olduğun zaman eksiklerini görmek lazım. Kötü olduğun zaman da iyilerini iyi değerlendirmen lazım. Bu karşılaşmada da bizler 3 puanın sevinciyle bazı şeyleri unutmamamız ve bazı şeyleri iyi görmemiz lazım. Yanlışları, hataları iyi görmek lazım. Biz o heyecanı gerçekten yukarıda ben bazen yani o tehlikeyi de yaşadım. Evet. İnsanın o heyecandan ne yaptığını da bilmiyor ki attığımız o 96-7'deki goldan sonra zaten kendimden geçmişim. Yani burada Bekir arkadaşımız da yanımızda, o uyarınca aslında ben videoyu izledim. Yani abi işte o heyecanı çok iyi verdin şeyden işte bir de kendin bak falan diye. Ondan sonra ben orada ne yaptığımı sonradan izleyince gördüm. Gerçekten ama şöyle bir şey var, en azından o heyecanı tekrar tekrar izleyen insanlarımız oldu, futbol severler oldu.
Mesela özellikle biz yani seste bir sıkıntı olduğu için sessiz verdik ama 15 bin 20 bin kişi oldu mesela. Evet. Planlanmamış, programlanmamış bir canlı evet. yayındı Ümit. Evet, yani, profesyonel yaptığımız hazırlığınız bir iş değildi. Vardı, sonradan bir değişiklik oldu. Evet. Ondan dolayı gerçekleşti. Anlık gelişme oldu bence. Ama yani. Bundan sonraki süreçler de inşallah daha güzel. Hani onu da şöyle söyleyelim teknik olarak. Biz aslında o canlı yayını basın tribününde bilgisayar üzerinden sistemine verecektik. Ama son anda bizim haber amaçlı çekim içinde görevli olduğumuz için biz yayını cep telefonuyla verdik. Evet. Dolayısıyla bulunduğumuz nokta da biraz zemini esnek, metal bir yer ve yerden de yüksek. Bir de ikiniz çıktınız ya, evet. Büyük cesaret. Evet, Ümit abiyi de ben tebrik ederim. Şimdi şey olarak, yani genel olarak oyuna baktığımızda gerçekten galibiyeti isteyen evet. taraf bizdik. Sonunda en son yani bitiş düdüğünde 3 puanın sahibi olmak gerçekten tamam. çok güzel bir duyguydu. O enerjiyle inşallah bundan sonraki süreçlerde Osmanlı Spor bu aldığı moral, motivasyon ve 3 puanla daha iyi sonuçlar alır. Bir galibiyetin neler getirdiğine bakın. Evet. Yani şöyle sosyal medyadaki etkisi mesela, yani paylaşımlar. Çok büyük alanda bir etkisi oldu. Büyük bir enerji oldu. Ama benim üzüldüğüm bir tek şey oldu. Keşke Sayın Valimiz olsaydı. Evet. Yani Vali Bey olsaydı, o heyecanı yaşasaydı isterdim açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü takıma gerçekten büyük arzusu vardı tabii Vali Bey'in de. Vali Bey burada değildi. Ödül almak için şeye gitmişti. Olabilir. Yani onu, yılın valisi seçildi ya. Yani onu demiyorum. Tam böyle hani 4-5 maç kötü sonuçlar alıp da bu heyecanı görmesini isterdik açıkçası, onu demek istiyorum. Evet. Yani onun geçen dışında, yıllarda da hani bu deprem önceki dönemde de ev sahibi olduğumuz maçlarda çok galip gelememiştik. Tabii. Dolayısıyla yani ya berabere kalmak ya mağlubiyet gelenler açısından bir moral bozukluğu oluşturuyor. Yani şuna üzüldüm bir taraftan da. Yani tabii tribünlerde futbol severleri tribüne toplamak takımın gidişatıyla birebir ilgilidir. Kesinlikle. O sebepten dolayı ama inanın duyan 90+7'de alınan galibiyetle belki de bu bizim çekimlerimizi, videolarımızı izleyen, canlı yayından izleyen insanların gerçekten o tribünde olmayı istediklerini evet. düşünebiliyoruz. Tribünde taraftar desteği zayıftı. Hem tezahürat konusunda hem de kalabalık konusunda. Hava şartları da iyiydi aslında. Yani evet. yağış yoktu, hava kapalıydı ama zemin biraz ağırdı. Ama gerçekten Osmanlı Spor galibiyeti isteyen taraftı ve bunu da 90+7'de attığı golle almış oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha iyi sonuçlar almaya bu vesile olur diye. İnşallah. Tabii galip geldikçe bu taraftara da yansıyacaktır. Sahaya gitme, maçı tribünden izleme ile ilgili bir istek de oluşacaktır. Ya bunun örnekleri çok. Geçen sene Fenerbahçe çok kötü gittiği dönemlerde boş tribünlere futbol oynuyordu. Ama bugün baktığımızda Fenerbahçe'nin olumlu futbolunu gören taraftarların hepsi tribünü dolduruyor. Bu çok şık ve güzel bir şey bence. Yani olması gereken de Osmanlı Spor puan kazanmaya maçı. Ya hocam şu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş takıntı sosyal medyada hocam yaptığı paylaşımlar kısacık cümleleri bile onlarca yorum alıyor. Onlarca mı? Tehdit mesajları bile geliyor bazen. Yani, tabii hepsi takılıyor arkadaşlar. O yüzden yayına da yansıtıyor bunu. Yani Osmanlı Spor'dan getiriyor Fenerbahçe'ye. Keşke milli takıma şimdi getiriyor. Galatasaray da mesela aynı başarıyı gösteriyor. Galatasaray her sene başarılı olduğu için tribünler dolu. Ya Fenerbahçe deyince benim de iştahım kabarıyor biraz yani. Ama bu sene gerçekten Fenerbahçe iyi futbol oynuyor. Evet. Tribünler de full çekiyor. İnşallah. Tabii temennimiz Osmanlı Spor'dan yana. Galatasaray'ın başarısı milli takıma da yansıdı. Kesinlikle, İskelet oluşturan aynen. oyuncular gerçekten. Bu arada milli takımımız da evet, 2024 da kutlarız. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak etti. İnşallah grup lideri olarak gitmek de bizlere yakışır. Ve önümüzdeki yıl Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada da ülkemiz başarılı sonuçlar alır diyelim. Şimdi sizi pazar gününe götürelim. Karşılaşmada özellikle kalecimizin Muhammed'in kurtarmış olduğu bir penaltı var. Çok güzel bir kurtarış. Şimdi onu daha sonrasında da karşılaşmanın 3 golünü ve gol sevinçlerini sizlerle paylaşacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you.
Evet, izledikçe izlemeye doyulmayacak görüntüler. Galibiyet, sevinç. Yani Şükrü, o nasıl bir titreme? Hocam, yani böyle bir şey yok ya. Evet. Orada şimdi izleyicilerimiz dikkat ettiyse bizim attığımız ikinci golde mikrofon titremişti. Orada Şükrü abi kameranın çektiğini unutmuş, gol sevincini yaşarken kamerayla öyle, beraber öyle bir güzellik ortaya çıktı. Ben çok beğendim. Özellikle o titremeyi, o evet, sevinci. Doğallık olmuş orada. Evet, evet, yorumlara hızlıca bakalım. Durmuş Akan, evet, ikinci golden sonra bazı arkadaşların sevinci başkaydı. Ümit kardeşim kamerasından izledik diyor. Başkan Çenet inşallah önceki sallayanları göz ardı etmez demiş. Durmuş Akan, bu haftaki deplasman sponsoru ben olacağım, Bilgin Gürbüz, bilgi verdim demiş. Hüseyin Gökhan Kılıç, maçta son dakikalar takımı pozisyona sokan, ben olmasaydım maçı zor alırdık diyor. Bravo Hüseyin. Eyvallah Hüseyin. Tebrikler. Senin varlığın yeter kardeşim. Soner Ergen, BİM, iyi yayınlar, kolay gelsin. Siz de olmasanız Osman Lili'nde futbol konuşulacak platform olmayacak demiş. Bayram Sümbül, kendisine de selam gönderelim. Atletli dayı, kolay gelsin. Fransa'dan selam olsun. İyi yayınlar. İnşallah takımımız yendikçe seviniyoruz. Gurbette bundan sonra takımımıza başarılar dileriz demiş. Biz de inşallah size biraz memleket havası Spor 80 aracılığıyla ulaştıracağız. Mustafa Akgül, abi birisi şu kaptanı uyarsın, yaptığı faulden kart yemiyor, sürekli her maça itirazda sarı kart yiyor demiş. Gerçekten ben de itirazda dikkatimi çektim. Etem'in yapısı öyle, yıllardan beri değişmeyen bir yapısı var onun. Biraz agresif bir futbolcu. Hani özellikle, sonuç alınamayacak pozisyonlara evet, itiraz etti orada. Kendine bazen hakim olamıyor, orada işte teknik heyetin biraz daha fazla uyarması lazım. O bizim de gözümüzden kaçmadı. Biz de dikkat ettik ona. Tabii uyarılması gerekiyor Ethem biraz. Hani önümüzdeki sakin haftalarda bu sarı kartların sıkıntısını yaşamayalım. Tabii ceza önemli olarak, çünkü. Aynen. Dikkat evet, etmek lazım. Murat Uzel, Murat abiye de selam gönderelim. İyi yayınlar demiş. Evet, Limon Murat diye de şey yazmış Bayram Sümbül. Durmuş Akan sağda solda. Evet. Vallahi Durmuş kardeşimi ben çok severim. Hani şey olarak ama takipçilerimizden ricamız, yani lütfen hani konumuzla, konuştuğumuz konularla ilgili, Osmaniye Spor'la ilgili hani özel meseleler burada tabii ki bizim genel konumuz değil ama ola ki maç içerisinde taraftarımızı ilgilendiren bir konu olursa biz bunları buradan konuşmaktan çekinmeyiz. Bunlarla ilgili de her zaman ya Osmaniye Spor'la alakalı, pozisyonlarla ama, alakalı, gündemle alakalı bir şeyler olsun ama böyle birbirinizle hani çekişmeli. Burada yorumları da ben direkt okuyoruz. Hani şimdi geç kaldım. Biraz da hızlı bir şekilde bakmam gerekiyor. Yani bundan dolayı da özellikle rica ediyoruz. Lütfen Bilgin Gürbüz, iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca maçı canlı vermenizden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Uzel, inşallah devamı gelir galibiyetin demiş. Bilgin Gürbüz, Kuşadası maçı için bize sponsor olan Durmuş kardeşimize teşekkür ederim demiş. Bayram Sümbül, zaten anan yaşadık, gol atınca sağ olsun Ümit abim demiş. Tabii Ümit abinin de gol noktasındaki sevinci de evet ya, duyulmaya, evet, görülmeye değerdi. Sizler tabii sesini duydunuz. Ben hem sesini hem görüntüsünü biliyorum. Bu da ayrı İlker bir şey. İlker Yasin görse kıskanırdı Ümit abi. Evet. Yok, bizim tecrübemiz var öyle yani. Evet. En azından o heyecanı yansıtmışız. Yani yoksa bizim spikerlik tecrübemiz ya yok. Ya Ümit, gerçekten yansımayacak bir şey değildi. Gol, evet, sevinci değil. Ya sadece sen değil. Tabii tabii. Protokolde oturanların hepsinin ayakları çıktı. Kapalı tribün nasıl havalar sıçradı? Yani karşı tribünü zaten hiç, evet, konuşamıyorum. Müthiş bir sevinçti ya. Evet. Harika bir şeydi. Yaşanması gereken bir şey. Kaymakçı galiba. Kaynak. İyi yayınlar diliyorum herkese demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Tut, Osman Ecem Feda, Murat Uzel'e teşekkürler, saygılar. Mücahit Tıraş, iyi yayınlar, iyi çalışmalar, selamlar. Ben yayını açtığım noktada ekranıma düşen yorumlar bunlardı. Okumadığım yorumlar varsa lütfen tekrar yazarsanız en azından görmüş oluruz. Bazen yorumlar okumuyoruz diye farklı olarak da değerlendirilebilir ama ben şundan emin olsun insanlarımız, gördüğüm her yorumu mutlaka okurum, mutlaka değerlendiririm. Eğer es geçeceğim bir yorum varsa da onu da buradan belirtir. Ondan sonra diğer yoruma geçerim. Bunu da peşinen söylemiş olalım. Evet Hüseyin abi, tabii yönetimin de bu kötü gidişat sonrasında böyle bir galibiyete taraftardan çok da ihtiyaçları vardı. Bu konuda bu galibiyet Osmaniye için, Osmaniye sporumuz için
yeni bir başlangıç diyebilir miyiz? Çünkü artık 6. hafta geride kalmış oldu. Biz ilk haftayı saymazsak ilk galibiyetimizi almış olduk. Bu Osmaniye Spor'u bundan sonraki süreçte nasıl motive eder abi? Ya bir kere çok güzel bir galibiyet. Gerçekten futbolculara gurur duyulacak bir son 10 dakika yaşattılar bize. Bunun devamının gelmesi lazım. Ama Osmaniye Spor çok iyi futbol mu oynuyor? Hayır. Çok da iç açıcı bir futbol oynamıyor açık konuşmak gerekirse. İki tane çok güzel daha önce görmediğimiz şekilde paslaşmalardan sonra gelen gollerin sevinci var içimizde. Ama önünde çok önemli bir Kuşadası maçı var. Kuşadası da şampiyonla oynayan bir ekip. Çok güçlü bir ekip. Çok zorlu bir müsabaka olacak. Şöyle yeniyorsun. Yani bir ileri iki geri gibi bir şey olacak. Gibi geliyor bana. Çünkü Elba'dan seri yakamak galiba ihtiyacımız olan şey. Ama seri yakalayacağımız müsabakaların arkası arkasına gelse bir şeyler yapacağız da. Şimdi evinde Darıca'yı yeniyorsun. Kuşadası'na gidiyorsun. Yani enteresan bir şekilde güçlü bir takıma gidiyorsun. Bizim de oynadığımız futbol ortada. Kalitemiz ortada. Hani biz ilk haftalarda yapabileceklerimiz ortada. Güçlü takımlarla oynadık abi. Ya hani oynadık da zirveye oynayan takımlar. Bizi sevindiren tek şey şu. Takımın direnci 90 dakika ve 90 artı 10'a kadar devam ediyor. Evet. Müthiş bir direnç gösteriyor takım. Savaşıyor. Futbol adına bir şeyler yapabiliyor mu? Çok net gözü hoş görülen bir futbol yok. Bu da neyden kaynaklanıyordu? Yayının başında da söyledik. Futbolcular üzerinde galip gelememenin bir baskısı, bir stresi var. İşte o biz aşıldı dedik, mı şimdi abi? Yani ya tabii olarak. Şu Darıca maçı bence üstesinden geleceklerdir. Yani bu saatten sonra Kuşadası da olsa bu olumlu galibiyetten sonra bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum ben Kuşadası'nda. Evet. Ama ne kadar yansır? Bu tamamen teknik heyetin, hocanın elinde olan bir şey. Futbolcuların biraz daha gayret göstermesi lazım. Yani takım aslında çok kötü bir takım değil. Bazı sistematik sıkıntılar yaşıyor. Motivasyon, i̇şte motivasyon olayı çok önemli. Ben neyi gördüm? Teknik heyette Ergün Hoca olsun, yardımcılar olsun müthiş derecede bir motivasyonu sağlamaya çalışıyorlar takım üzerinde. Evet. İşte saha içerisindeki yardımcı hocaları kendisinin kattı. Hatta özellikle bir antiparantez açmak istiyorum. Ahmet Çenet yıllardır işte Adana Demirspor'da, Adana Spor'da, Osmaniye Spor gibi takımlarda futbol oynamış bir kardeşimiz. Bülent Başkan'ın da kardeşi. Ahmet Çenet'in de sportif direktör olarak Osmaniye Spor'da göreve başlaması, saha içerisinde olması, yedek kulübesinde olması, futbolcu hiç olması bu gerçekten çok önemli ve bunu da pozitif etkisini gördük. Evet. Yani futbolun içerisinden gelen Osmaniyeli bir evladımızın futbolculara geçiş olup da onları saha içerisinde motive etmesi kadar güzel bir şey yoktur. Ahmet Çenet de bunu çok iyi yaptı, başardı. İnşallah böyle devam ederler. Motivasyon çok önemli. Bu işin içerisine başarılarının yanında duygularını da katarlarsa ortaya çok güzel burası şeyler çıkar. Burası önemli abi. Ümit abiye ben dönmeden önce Ahmet Çenet çünkü gerçekten Osmaniye için bir değer. Hani burada şu tartışılmaz değil mi abi? Hani Ahmet Çenet'in kariyerine, sporcu geçmişine bakıldığında aslında ben çok yerinde belki de biraz gecikmiş bir tercih olarak değerlendiriyorum. İşte başkanın kardeşinin olması. Dolayısıyla böyle bir konuşma gecikme, ne kadar haksız. Gecikme ondan kaynaklı zaten. Evet. Yani ya bence Ahmet Çenet ihtiyaç vardı Ahmet Çenet'e. Futbol adına çok büyük bir değer. Evet. Ahmet Çenet'in geçmişte oynadığı futbol tartışılmaz. Evet. Başarıları tartışılmaz. Ahmet Çenet'in işte Bülent Başkan'ın kardeşi diye getirilmemesi kadar... Bu göreve getirilmemesi yanlıştı zaten. Saçma bir olay olmaz. Çünkü bunu asla düşünmeyeceksin. Ben de mesela tek başkan olsam, benim kardeşim de çok iyi yerlerde futbol oynamış, futbol adamı olsa ben de getiririm onu. Evet. Ya bu benim kardeşim diye değil. Evet. Başarılı olduğu başarısından için. Başarısından dolayı bu tabii. İşin... Ha bir şeyler katabiliyor mu? Katıyor. Çok da güzel şeyler katmış. Yani sağ dışında bunun devamı, da göründü. Bunun devamı da gelecek. Yani Ahmet Çenet sadece saha içerisinde sportif direktör olarak değil, aynı zamanda geçmişte futbol oynamış, tecrübe sahip bir abi olarak da onlara büyük örnek olacak ve onları yönlendirecektir. Yani Ergün Hoca'nın bugün en büyük yardımcılarından bir tanesi Ahmet Çenet diyebiliriz.
Evet, yani elini kolaylaştıracak isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Evet, bence de çok yerinde bir karar ve tercih olmuş. Ahmet Çenet hocamıza hayırlı olsun diyelim. Takımımıza da inşallah hayırlı olsun. Oyuncularımız inşallah bu mutlu havayı bundan sonraki haftalarda da devam ettirirler. Ümit abi biraz da hoca meselesine değinelim. Çünkü Ergin Hoca zor bir dönemde geldi. Tabii bu kendisi açısından da ilk iç saha maçıydı ve galip gelmeyi de bildi. Güzel bir karşılaşma oldu. Hocanın tercihlerine de tabii ben saygı duyarım. Hüseyin abi de biraz daha işin teknik yönünü de girişteki bölümde değerlendirdi. Hem yardımcıları hem kendisi bu konuda attığı adımlar nasıl takıma pozitif yansımış görünüyor? Siz Ergün Hoca üzerinden nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ya şöyle mesela geçtiğimiz hafta Erbaa karşısında oynanan evet. mücadelede de zaten gösterdi, bazı sinyaller vermişti. Zaten hoca değişikliğinin bir etkili olması. Son dakikada yedikleri golle maçı kaybetti Osmanlıspor. Yani son 3 maçtır zaten Osmanlıspor fena bir futbol evet. oynamıyor aslında. Şimdi bunu tabii biz yani futbolla ilgilenen herkes Osmanlıspor'un bir hani bir çıkış maçı bekliyordur. Bu da büyük bir fırsattı ve Erbaa maçından sonra o aslında hocamın dediği gibi iyi futbol değil de hani moral, motivasyon motive olmak, maça motive olmak, oynak motivasyonunuzu iyi ortaya koymak aslında kazanmanın ilk adımlarından bir tanesidir. Evet. Bu çok önemlidir ve bunu da saha içerisinde zaten oyun olarak da yansıtırsanız psikolojik olarak hazırlığınız sahaya motivasyon olarak yansırsa zaten sonucunu alıyorsunuz. Ve Osmanlıspor'da en son işte bu Darıca mücadelesinde müsabakasında teknik direktörün yaptığı hamlelerin sonucu aslında. Biz hani son dakikada geldi işte efendim işte bir karambol oldu ama falan ama biz hep inandık yani gol gelecek şimdi diye. Böyle enerji, bir beklenti işte vardı. Bu enerji çok önemli. Evet. Bu enerjiyi dışarıdaki enerjiyi saha içerisine yansıttığın zaman futbolcu da bunun farkında olduğu zaman sonuç geliyor. Evet, Ümit abi şimdi, bir virgül koyalım. Şöyle hani takipçilerimiz de abartı olarak değerlendirmesin. Ümit abinin belirttiği noktaya bir parantez açarak bir örnek vermek isterim. İşte milli takımımız Montella ile iki tane karşılaşmada. Şimdi aynı oyuncu kadrosu sayılır. Birkaç oyuncu haricinde bakıldığı zaman. Ama maç sonrasında özellikle Letonya maçı sonrasında röportaj veren oyuncularımızın ortak vurgusu hoca bize güven aşıladı. Bize kendimize bunu başarabileceğimizi inandırdı diyor. Dolayısıyla Ergün Hoca'nın da oyuncular üzerinde zannediyorum böyle bir etkisinin olduğunu sahadaki oyundan, oyuncuların azminden, isteğinden, gole gitmesi, herhangi bir top kaybında tekrar onu kazanmak için verdikleri mücadele ve kaldı ki o gol sevinçlerindeki oyuncuların zaten vücut dili her şeyi anlatıyor. Başka sözü de gerek yok. Sizi biraz pekiştirmek istedim o yüzden. Evet, teşekkür ediyorum. Yani şöyle bir olay vardır. Mesela çok mükemmel bir takım kurarsınız. O mükemmel takıma herhangi bir müdahale etmeyecek bir teknik direktörü getirirsiniz. Yani öyledir ki bir sistem oturtur o teknik direktör. Sağ kenarından herhangi bir müdahaleye de gerek kalmaz. Evet. Ama öyle riskli bir maçlar olur ki işte o önemli ve riskli maçlarda maçı çevirebilecek evet. aslında futbolcu değildir. Teknik direktörün müdahalesidir. Evet. Yani nasıl milli takımdan örnek verdim? Yani milli takımda röportajların hepsinde futbolcuların antrenörle ilgili, teknik direktörle ilgili övgü dolu sözleri evet. vardı. Yani Osmaniye Spor'da da yani teknik direktörlü şeyini ortaya koymak için söylüyorum. Yani Osmaniye Spor'da da teknik direktör yaptığı iyi müdahaleler, oyuncu değişikliği, belki saha içerisinde değişikliği. Biz o anda yayındaydık, çok bunların evet. farkına varmadık. Ama bazı şeyler sonuçta ortaya kendisini koyuyor. Yani sonuç olarak alınan galibiyette elbette ki teknik direktörün büyük bir etkisi olduğu ve yaptığı değişiklikler, oyun içerisindeki müdahaleleri, belki taktiksel değişiklikler rakibin oyununa göre, işte bu tür etkenler bir takımda teknik direktörün ne kadar önemli olduğunu, kaybedilme ihtimali çok yüksek olan bir maçı bile nasıl çevirebileceğini, yani böyle çok önemli ve riskli bir maçlarda 3 puana ihtiyaç duyulduğu anda evet. ortaya çıkarak işte nokta atışlarıyla
nasıl oyunu çevirip 3 puan alması gerektiğini Osmanlıspor bu Darıca maçında görmüş oldu. Yani bundan dolayı da işte bu dakikadan sonra alınan 3 puanla beraber hocanın işi daha da kolay hale geldi. Neden? Çünkü artık futbolcular yenilgi psikolojisine evet. çıkıp galip gelme, işte ne bileyim. Özellikle iç sahada kazanma duygusu da çok önemli. Motivasyon için güzel bir galibiyet. Ve son dakikada da alınan galibiyetle beraber yüksek motivasyonla birlikte bundan sonraki işte hocam biraz çok böyle karamsar konuştu ama hocam şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani tamam Kuşadaspor ikinci sırada. Başarılı bir takım. Ama Osmanlıspor nerede karamsar? Karamsardaydı, temkinli diyelim. Ha, temkinli. Yani evet. Osmanlıspor biliyorsun bundan önceki süreçlerde de çok iyi takımları hatta lideri bile yenmişti deplasmanda. Onları da gördük yani Osmanlıspor bunları da yaşattı taraftarına. Bu sebepten dolayı yani ben çok Ümit, Erbay'la da berabere kaldı. 90+11'de penaltıdan yani yedi. Ama orada kaleci Muhammed'in de 3-4 tane %100'lük net kurtardı pozisyonlar vardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi takım futbol olarak çok kaliteli futbol oynamıyor. Çok iyi futbol oynamıyor. Göze hoş gelen futbol ondan oynamıyor. Fikiriz. Ha. Evet. Ne yaptı? Darıca Gençlerbirliği maçında savaştı. Futbol oynamadı. Evet. Savaştı. Savaşırken de kazanmak için bir şeyler yaptı. Evet. Mesela Burak iki pozisyonda sol taraftan yaptı orta. Sefa'nın girdikten sonra sağ taraftan yaptı orta ve başarısı attığı gol. Bunların hepsi önemli şeyler. Ben sordum Sefa niye oynamadı diye. Sefa sakatmış. Sakat olduğu için oynamamış ki en büyük eksiklik. Çift forvet oynatıyorsun. İkisi de kule. Uzun arkadaşlar. Ama sağdan soldan gelen orta yok. Evet. Tam Burak'la Sefa'nın oynaması gereken müsabakada onları göremedik. İkinci yarı ne yaptı hocam? Hocam bu iş daha da teknik direktörün işini zorlaştırıyor. Tabii canım. Yani o da var yani. Burak attı sol taraftan. Belki yani antrenman performanslarını teknik heyet daha iyi bilir. Bir oyuncunun kaç dakika başarı gösterebileceğini, kaç dakika devamlılık sağlayabileceğini en iyi onlar gösterir. Tabii hocanın takdiri bu da. Evet. Burak demek ki yarım saat katkı sağlayabiliyor. Sefa işte sakatlığından dolayı yarım saat katkı sağlayabiliyor ki onlar ikinci yarının son dakikalarında oyun aldı. Yani son 25 dakikada falan oyun aldı. Ha, başarılı oldular mı? Oldular, kazanmayı bildir ama bu demek değil ki yarın Kuşadası'na gittiğinde Kuşadası'na da mağlup olacak veya ben o anlamda söylemedim. Ya çok karamsar değildim ben o konuda. Sadece ortadaki kaliteden fark ettim. Yani Adana 1954 PK'nın iyi takım olduğunu söylediğimizde evet. Türkiye Kupası'nda çıktı ne kadar iyi bir takım oldu. Yani gördük, gözle gördük ama biz aynı 1954 FK'yı hazırlık maçında 2-0 yenmiştik. Evet. İşte hazırlık maçları baz alınmıyor. Demek ki bu da değişkenlik gösterebiliyor. Evet. Ya spontane bir gelişme görmek istiyorsak biz Kuşadası maçını daha dikkatli bir şekilde sahaya çıkarak o mücadeleyi görmemiz gerekiyor. Yani hoca da takım da istediğini almış oldu. Hoca bu için başlangıç Darıca, önemliydi. Darıca hani maçı biraz gerçekten çok önemli bir 3 puandı. İşte bu gidişat Osmanlıspor'un biraz daha olumlu sahaya çıkmasına yansıyacaktır. Evet. Abi maç öncesinde kulübün yapmış olduğu bir paylaşım vardı. Özellikle bilet fiyatları ile ilgili açık kapalı ve protokol ilk defa bir fiyat olarak yazıldı. Dikkatinizi çekmişti. Bu gelişmeyi nasıl görüyorsunuz Hüseyin abi? Nasıl? Protokole de bir bilet fiyatı yazmışlardı. Kulübün paylaşımı. Sesimize kulak vermiştim. Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. Tabii hani biraz bu takımın desteğe olan ihtiyacın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Hüseyin abi de hani protokol tribünündeki misafirlerimiz de bilet alsınlar, maçı öyle izlesinler, çıkışı yapmıştı. Tabii destek yapmıştı. Versinler yani 3 kuruş 5 kuruş demeden takımın özellikle protokole gelen insanlarımız zaten belirli seviyedeki ya da işte protokol için özel gelmiş misafirler. Yani durumu çoğu iyi olan arkadaşlarımız. Biz öncülük yapacağız dedik. Ben hala bunun arkasındayım. 2 maç oynandı. 2 maçın parasını da verebilirim. Önümüzdeki haftanın parasını da verebilirim. Hiç sıkıntı yok. Ama protokoldakilerin hepsi de versin bunu. Katkı sağlasınlar. Evet. Yani bu sevinci hepimiz ortak olalım. Tamam, bunu biz de takip edelim dedi Hüseyin abi. Bunu yani da biz gerekirse kulüple görüşürüz. Hani protokolden kaç bilet alınmış? Özel bilet basınlar. Bunları da tabii soralım. Hani şu olmasın. Yapılmış olsun diye böyle bir uygulama doğru olmaz. Kulübe de katkısı olmaz. Hani biz birbirimizi avutmuş oluruz. Dolayısıyla gönülden ne kopuyorsa yani 300 verme, 500 verme, 2000 ver, 3000 ver, 5000 ver. Yani oraya gelen iş insan arkadaşlarımız var.
Onlara çıkart gönderin. Kardeşim ben bu hafta Osmaniyespor'a işte bu maç için 5000 lira veriyorum. Bilginiz olsun. Bunu başkanla paylaşabilir, yöneticilerle paylaşabilir. Bunun yani bunun kadar doğal ve güzel bir şey yok bence. Yani evet. Desteğin azıcık çoğalması. Hüseyin abi şimdi insanımızda bazen şey de var. Hani başarı olduğu zaman biraz daha destek yönünde de bir rağbet oluşuyor. Tabii ki. Şimdi Osmaniyespor buradaki 6. haftada hani kendi adına artık lige ben de varım dediği bir duruma gelmiş oldu. Bundan sonraki haftalarda inşallah aldığı sonuçlarla hem yerini pekiştirecek, üst sıralara doğru çıkacak. Ümidimiz, dileğimiz bu. Bunun olması için de hepimiz dua ediyoruz. Peki bundan sonraki süreç özellikle taraftar açısından nasıl değerlendirilebilir? Hani burada mütabazı... Ümit'e sordun herhalde taraftarları. Yok. Yani zemin, hava biraz kapalıydı ama açık tribün ve kapalı tribün, hani Osmaniye'nin eski o görkemli taraftarını göremedik işin doğrusu. Bu belki başarısız sonuçların getirdiği bir durum Ümit abi. Yoksa bunu nasıl yorumlamak lazım? Bu galibiyet bundan sonraki iç saha maçlarına farklı şekilde yansır mı? Şimdi şöyle, yani biz Türkiye'de büyük takımların tribünlerine falan bakıyoruz. Evet. İşte ne bileyim, mesela Adana Demirspor'un taraftarlarına bakıyoruz. Tabii. Yani taraftarlık çok farklı bir şey. Yani saha içerisinde 12. adam gücünü takımın görebilmesi için yani taraftarlar tuhaf tuhaf, ilginç şeyler yapıyorlar. Evet, top sizdeyken de rakip sizdeyken de. Taraftarı önemli görev düşüyor aslında. Yani bunu aslında dediğim gibi sadece kalabalıktan çıkan bir ses olarak algılamamak lazım taraftar desteğini. Bu sadece tribünde duruş, işte ne bileyim destek, bunların hepsi çok önemli. Yani bir yanlış bir karara verilen tepkiden, küfürle değil de farklı tepkiler mesela. Evet. Yani bu kendini geliştirebilir. Yani Türk futbolu veya dünyada futbol nasıl gelişiyorsa, kendini yeniliyorsa, taraftar grupları da, taraftarlar da tribünde kendini geliştiriyor. Bizim burada bakmayın kendimizi geliştiremediğimize. Ama genel manada baktığınızda tribünlerden, yani Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye ne maçlar yazıyor. Onu şöyle düşünebiliriz ya da söyleyebiliriz. Ev sahibi olmanın özelliği, o faktörler neler? Taraftar baskısı. Elbette. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok hocam. Bizim Osmaniye'de yok. Ha. Evet. Onun için bir şey diyemem. Hayır, ev sahibi olmanın faktörleri çok fazla. Taraftar faktörü var. Kenar yönetimi faktörü var. Emniyet mensuplarının faktörü var. Saha içerisindeki ev sahibi takım futbolcularının faktörü var. Hakemin ev sahibi takıma karşı kullandığı inisiyatif var. Bunların hepsi, bu faktörlerin hepsini göz önünde bulundurduğumuzda ev sahibi çok şey konumdayken, böyle pozitif konumdayken, yani elverişli konumdayken bunu biz taraftarla, futbolcuyla, teknik heyetle eğer kullanamazsak deplasman takımı gibi oluruz. Deplasman takımından bir farkımız kalmaz. Kaldı ki son 15 dakika biz bunu çok iyi yaptık. Evet. Özellikle ben futbolcular üzerinde ünite sordum. Ben cevap veriyorum ama sıkıntı olmaz herhalde. Yok, rahat abi. Özellikle de ben futbolcular üzerinde bunu çok net bir şekilde gördüm. Eskiden futbolcularımız tabiri caizse böyle şey gibiydik. Durağındık, hiçbir tartışma ortamına girmiyorduk. Hakem baskı altına alacak bir müdahalemiz yoktu. Rakiple herhangi bir psikoloji savaş içerisinde değildik ama gördük ki son 15 dakika Osmaniyespor'un futbolcular, saha içerisinde hakem olsun, rakip futbolcular olsun, oldukça agresif bir yapıya sahiplerdi. Kazanmak için bunların hepsinin olması gerekiyor. Ben yıllardan beri söylüyorum, bu tezimin sonuna kadar arkasındayım. Kazanmak için her yolu mübah. Eğer kazanmak istiyorsan. Evet, bu arada uyarı da yapmak lazım. Tabii bu maç önemliydi. Özellikle maçın son bölümünde Darıca takımı önde olmanın avantajını biraz oyunu soğutmaya, zamana oynamaya çalıştı. Evet. Bu zaman zaman saha içerisinde tabii de gerginlik oluşturdu. Taraftarımızın da tepkisine yol açtı. Ve özellikle bir noktayı da bundan sonraki maçlarda sıkıntı yaşamamak adına uyarmak gerekir. Sahaya su şişeleri atanlar oldu. Ya işte özellikle oyuncunun sağ kenarında Ümit'in anlatmak sabırlı istediği, olmak lazım. Ümit'in çünkü anlatmak istediği şuydu. Hem maddi hem manevi olarak baktığımız zaman diğer bu tuzağa düşmememiz aynen, lazım. Aynen. Baktığımız zaman diğer büyük takımlarda olsun veya rakip takımlarda olsun, üçüncülük, ikincilik de dahil buna, bazı taraftarlar müthiş besteler yapıyorlar takımları için. Yani o besteyi yaptıktan sonra da onu sahaya yansıtabiliyorlar. Evet. Şimdi bizim benim oynadığım yıllardan da baz alarak ortaya attığım felsefe, görüş,
Sarı, yeşil, en büyük evet. Osmaniye, başka yok abi. Siz bunun arasında bir şey duydunuz mu hiç taraftan? Duymadık. Bunu da duyamıyoruz. Bu laflar eskiden sarı, yeşil. Hayır, eskiden sarı, yeşil dedi. Karşılıklı. O da yok. Evet. Ya bunu da göremiyoruz zaten. Ondan sonra çekirdek. Onu siz diyorsunuz, çekirdekçiler sadece çekirdek. Ben demiyorum abi işte. Bilmiyorum işte artık kim diyorsa. Evet. Yani burada ne yapılması lazım? Abi ben her zaman söylüyorum. Seyirci, taraftar baskı altına alacak rakibi. Yani gördük işte son 15 dakika hepimiz yani ben de dahil, ben de dahil basın tribünden indim aşağıya. Orada yani bir baskı oluşturmaya çalıştım. Bunun etkisi rakip oyuncularda görüldü ama. Kesinlikle çünkü görüldü. Çünkü hakemle karşılıklı diyalogları, aynen hakemin öyle. Kartları özellikle son bölümde hakem buna kayıtsız kalamadı. Aynen. Dolayısıyla doğru hamle yaptığınızda... Kazanmak için bazen agresif olmak gerekiyor. Ama bu agresifliği biz şu anlamda söylemiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tribünlerden küfredin, hakaret edin veya yabancı cisim atın anlamında söylemiyoruz. Kurallar dahilinde. Tempolu bir şekilde baskı altına alarak tezahüratlarla yapılması gerektiğini, saha içerisindeki oyuncularla kalk, vur, dö, tokat at anlamında değil, psikolojik olarak jest, mimik hareketleriyle bunu yaparsa çok daha etkili olacak. Evet, şu yorumlara hemen hızlıca bakalım. Şu gözlüğü çıkarayım abi ya, biraz. Mücahit Tıraş, iyi yayınlar, iyi çalışmalar, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey'in emeğinize, yüreğinize sağlık yayınlar için demiş. Çok teşekkür ederiz. Atilla Telli, iyi yayınlar diliyorum. Halk Bankası'ndan son dakikada gelen gol süper oldu. Orada kelime hatası. Evet. Tabii biz yorum direkt yazıyor. İstekli bir takım vardı. Maçı canlı olarak Spor 80'den takip ettim. Fakat ikinci golden sonra Ümit abinin sevinci bir başkaydı demiş gerçekten. Ama ihtiyacımız olan doğal bir şeydi. Hüseyin Gökhan Kılıç, Ali Mevran kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Sektörde gol olurdu demiş. Evet, 3-1'e dönebilirdi. İkinci golden sonra Ali Mevran'ın... Ali Mevran'ın orada kaleciyi de geçmesi gerekiyordu bence. Evet. Biraz herhalde... Çok güzel bir pozisyondu. Harika bir pozisyon. Bir de şunu göz Ali Mevran da bak burada altını çizelim. Oyuna girdikten sonra çok etkili futbol oynadı. Aferin yani görmek istediğimiz şeyler bunlar saha içerisinde. Evet. Özellikle biraz de oyunculardan. Özgüven önemli Hüseyin abi. Orada hani topla... Ya bir sakatlık dönemi geçirdi geçen sene. Çocuk kendini yeni yeni toparlıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte çok başarılı olacak. Evet, inşallah sağlayacak. Hoca da şans verdikçe daha iyi güzel biz karşılaşmalarını izleyeceğiz. Ben Burak'tan da beklemiyordum. Burak Avşar da müthiş bir ivme yakaladı, çıkış yakaladı. İnşallah böyle devam eder. Evet, Murat Uzel de ekrandan izledim demiş. Teşekkürler demiş. Tabii isimler var ama. Bayram Sümür, vallahi yani o an ümit yaşadı ama ben de izlerken bağırdım gol olunca herkes döndü bana baktı demiş. Evet Hüseyin'in ne olduğunu... Fransa'da olduğun için seni anlamamışlardır Bayram ne yaptığını. Evet. Tabii onlar Fransız kalmıştır. Fransız kalmışlardır onlar. Ercan Yıldırım, takım bizim kötü de olsa iyi de olsa destek lazım. Başka Osmaniyespor yok demiş. Eyvallah. Murat Uzel, hocam eksiğimiz Osmaniye sahipsiz. Osmaniye'de çok kafeler var demiş. Ercan Yıldırım, en kötü gün bugünse bugün de Osmaniyespor demiş. Durmuş Hakan, Ahmet Çenet, krampona kafa adam atan adam diye tanıtılır. Evet, taraftarın sevgini kazanmış örnek futbolcu ve abidir. Gerçekten öyle. Ahmet hocama da sevgi ve saygılar sunuyoruz. Kemal Kılıçal, aynen öyle kardeşim demiş. Üst bir yazıya yorum vermiş. Ali Başköylü, Bekir Burak Can Bulat daha fazla reklamlarda görmek istiyoruz demiş. Bekir evet. Güzel mesaj atıp bunu mesaj attı. Evet, Bekir Burak kardeşimiz de bizim Spor 80 ekibimizin gençlerinden birisi. İnşallah önümüzdeki günlerde hem ekranda hem moderatör olarak burada sizlerle olacak. Bugünkü yayında da arka planda bize katkı sağlıyor. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Hem emekleri hem de çay ikramı için gerçekten kahrımızı çekiyor. Sen de adamı çaycı yaptın. Adam çay ikramı dedim abi. Hani, abi insanın büyüklerine, dostlarına hizmeti mükafattır yani o konuda biliyorsun. Bir milletin ya efendisi ona biz... hizmet edendir. Dolayısıyla Burak kardeşimiz bizim başımızın tacı yani. Ben onu latife olarak söylüyorum. Evet, ben de zaten takılıyorum. Yani cemiyette yapmış adamız. Tecrübe de o konuda kıdemliyiz yani. Hepimizin birbirimize kıdemi vardır çaycılık konusunda. Dolayısıyla çay ikramında da yaşla ilgili değil, biz dostluklar bakidir. Evet, Ercan Yıldırım, bence bu hafta oynanan oyun çok iyiydi. Umarım her hafta böyle kazanmaz mı olur demiş. Hasan Tut,
Mehmet Çuadar'ın geri gelmesi lazım bu takımın başına demiş. Mustafa Gül, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Diğer bir yorumu, Darıca futbolcusu terbiyesiz hareket yaptı. Hakkını verdik son dakika golüyle demiş. Evet, çok saygısızlıktı gerçekten. Hakem de cezalandırdı ama ya nasıl bir ruh halidir onu da bilmiyorum ama özellikle stattakiler görmüştür. Maç bitti, hala hakeme fiziki müdahaleye bile bulunacak şekilde böyle bir agresifliği vardı. Dolayısıyla orada bir de tecrübe ortaya çıktı. Ahmet Çenet bizim oyuncularımızı oradan hızlıca uzaklaştırmaya çalıştı. Tabii zaten da, onların amacı bizim futbolcular da onu içerisine çekip kırmızı kart göstermekti. Evet, bu noktada da işte burada tecrübe ortaya çıkıyor bakın. Evet, çok önemli. Bu da iyi bir noktayı da yine Mustafa Bey de yakalamış. Biz destek verirsek böyle veririz. Galip geldik. Hayırlı olsun. Eyvallah. Behircan Özer, iyi yayınlar güzel insanlar. Yayın için Ümit ve Şükrü ve Hüseyin hocam demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Spor 80 Osmaniye Spor'a başarılar dilerim demiş. Mustafa Gül, evet, bir yorum polisle ilgili şeyi var. Murat Uzel, sevgi başka bir şey. Osmaniye Spor'u seviyorum. Seven gelir abi demiş. Eyvallah. Biz de bu sevgi gerçekten başka bir sevgi. Ortak sevda diyelim öyle. Bülent Çenet Başkanımız da şu an yayın izliyormuş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Takımımızı kendi şahsında da bir kez daha tebrik ettiğimizi ifade edelim. Fikret Vahis, iyi yayınlar arkadaşlar. Emeklerinize sağlık demiş. Bülent, çok teşekkür ediyoruz. Evet, yayın Bülent izliyormuş şu an. Evet, Bülent Başkan. Ilgili şimdi buraya bildirim düştü. Bir şey kalmadı ki, kaldı mı yorum? Evet, vallahi. Mehmet Emin Canbolat, maçı canlı olarak donmadan ses kalitesi çok iyi bir şekilde Spor 80 sayesinde izledik. Yağmurlu havada veya imkan olmadığı zaman da ne güzel izleriz. Teşekkürler Spor 80. Yine Ümit ve Şükrü çıkarıyor. Evet, inşallah yani daha iyi olsun diye arzu ediyoruz. Çok daha iyisi olacak inşallah. Olacak inşallah. Tabi bugün o yayında biz iki parça olduk. Çünkü diğer çekim de farklıydı ama hem görüntüyü belki pozisyon tekrarlarını da size yansıtacak şekilde inşallah aktaracağız. Aynı bu konuda hazırlığımız var. Biz de gelişi güzel değil, daha güzel yayınlar olsun. Hem görüntü hem ses olarak bunun da azmi içerisindeyiz. Evet, yorumları okuduk. Yavaş yavaş programı da toparlayalım. Sizin Cuma günü inşallah Amatörün Sesi programımız var. Orada da yine dolu dolu gündem var. Balde'de sezon başladı. Osmaniye derbisinde kazanan Bahçespor oldu. Bunun tüm detaylarını Cuma günü inşallah Hüseyin abi ve sevgili Amatörün Ümit Kahraman sizlerle birlikte sizlerle yorumlayacak. Şimdi. Ümit abi son sözünüzü alalım. Evet. Hüseyin abiyle bugün kapatalım. Yani çok uzun yorum yapmaya gerek yok. En son olarak aldığımız bu 3 puan inşallah bundan sonraki süreçlerde Osmanlıspor'un çıkışına vesile olur. Yani 3 puan bile çok önemli. Bakın bundan önceki haftalarda ne kadar moralsiz, evet, işte eleştirisel bir yayın yaparken bugün Osmanlıspor'un aldığı bir 3 puanla futbol kamuoyundaki sevinci, evet, konuşuyoruz. Bu çok önemli. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah iyi gidiş devam ederse daha iyisini konuşacağız. Evet. Eksikleri, hataları da konuşacağız. Bundan da bahsetmek lazım. Ama alınan galibiyetin tadını çıkarıp bundan sonra en azından Kuşadası Spor'la oynayacağımız mücadeleye iyi bir hazırlık süreci geçirip sakatlıksız, moral motivasyonlu bir şekilde çıkıp oradan da inşallah puan veya puanlar almayı bekliyoruz sarı yeşil, evet, ekipten. Hasan Tut, bu sevgi için ben neyi vermedim ki demiş. Mehmet Gökçedağ, Hüseyin hocam kolay gelsin demiş. Mehmet Sezer, Kırklareli'den selamlar, iyi yayınlar. Salih Yıldız, ağzınıza yüreğine sağlık, sevgi saygı olarak hürmetle selamlıyorum. İyi bir Osmaniyesi için el ele demiş. Biz de sizlere bir mukabele diliyoruz. Evet Hüseyin abi. Şimdi maçın devre arasında müsabaka berabere bitti. Osmaniyespor çok iyi futbol oynamadı ilk yarı. İşte emniyet müdürümüz, işte komando Tugay komutanımız, spor müdürümüz, işte bazı misafir arkadaşlarla beraber VIP'de Servet Başkan falan hep beraberdik. Orada ben sürekli Bülent Başkan'a bakıyordum yan taraftan. Tedirgin, böyle kendi kendine düşünen, böyle değişik jest mimikler içerisinde müthiş bir tedirginlik vardı. Yani inanın, bakın ben orada bir an empati yaptım. Allah kimseyi öyle bir duruma düşürmesin. Bülent'in kafasında kim bilir neler geçiyordu. Evet. Yani o kadar zor bir durum ki. Şimdi sen Darıca'yla oynuyorsun evinde, takım ilk yarı kötü top oynamış.
Takım üzerinde müthiş bir stres baskı var. Nasıl galip gelebilirim? Nasıl kazanırız? İşte ikinci yarıya çıkıyorsun. Dedim artık dayanamadım. Orada moral verdim. Ya dedim başkan sıkıntı yapma inşallah dedim bu maçı kazanacağız. Biraz da ben moral vermek istedim kendisine. İnşallah abi falan dedi. Çıktık. Sonra maçın son 15 dakikasında penaltıdan sonra Bülent Başkan kayboldu tribüne. Aşağıya indi. Evet. Neler oldu, neler yaşandı orasını bilmiyorum. Takım galip geldi. Ben o konuda bilgi aldım. Şöyle Hüseyin abinin dediği gibi ben de bulunduğumuz nokta hem protokol tribününü hem kapalı tribünün hem de karşı açık tribünü çok net bir şekilde görüyordu. Ben ilk golden sonra protokol tribününe baktım. Bülent Çenet Başkan da hala bir gerginlik vardı. Sevincini gizliyordu. İkinci golden sonra baktım. Bülent Çenet Başkan şeyde yoktu tribünde. Allah Allah dedim hani böyle bir şeyde filan. Sonrasında sorduğumda stresten Bülent Başkan'ın burnu kanamış. O esnada aşağıya inmiş ve dolayısıyla hani bu ne kadar bir stresin olduğunu rahat bir şekilde gösteriyor zannediyorum Hüseyin abi. Buradan da Bülent Başkan'a geçmiş olsun diyelim. Biz kendisine dedik yani ateşten gömlek giydin. Çok zor bir süreç seni bekliyor. İnşallah yani bir hastalığa kapılmadan ya da bu kadar çok strese girmeden bir sezon geçiririz. Yani işi çok zor Bülent Başkan. Allah yardımcısı olsun. Evet. Tabi buradan Osmaniye Spor Kulüp Müdürü Soner Bey'e de teşekkür ederim. Spor 80 ekibi olarak hem canlı yayın talebimizle ilgili hem de oradaki göstermiş oldukları ilgiden dolayı da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben Ergün Hoca'nın ekibine de başarılar diliyorum. Hakikaten ilk maçta ben hocanın ekibinin disiplinli ve bu anlamda çalışmaya odaklı olduğunu gördüm. Bundan da mutlu oldum ve takımımız adına da ümitlendim. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve hocamızın arayışları, oyuncu yapımızın inşallah hazırlanması, formamızı giyen oyuncularımızın da sahada bunun hakkını vererek güzel sonuçlarla bizleri mutlu etmelerini de diliyoruz. Haftaya yine karşınızda olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.